Kâne fiiline nakıs fiil diyoruz. Bu kânenin havalı bir duruşu var. Yani cümle fiil cümlesi. Fiil cümlesinde fail zaten merfudur. Ref alameti müfret olduğu zaman bu fail ötredir, dammedir. Mef'ul var. Mef'uller de zaten mansuptur. Nasb alameti de fethadır müfret olduğu zaman. Şimdi kâne deniliyor. Kâne ismini ref haberini nasb eder. Kâne zaten fiil. Yani bu normal bir fiil gibi değil de böyle biraz sanki üst rütbeden böyle komutan gibi filan havalı ya da profesör gibi diğer fiiller gibi saymıyor kendini. Bundan dolayı bunun bir de yalakaları var. Şeyleri, yardakçıları. Çete başı gibi bir şey bu kâne. Kâne'nin kardeşleri diyorlar onlara. Kâne ve kardeşleri ismini ref haberini nasb eder diye bir kural vardır. İşte bundan dolayı ismini gösteriyoruz şimdi. Mesela kânet evrâkuş şecereti kânenin ismi. Kânetin ismi yani çekimleniyor tabi bu. Burada şimdi evrak müennes olduğu için ağacın yaprakları kâne fiilinde ona göre çekimleyip müennes olarak kullanıyoruz. Kânet diye. Ne görüyorsunuz? Evrakun üzerinde üstün şey ne diyoruz? Ötre diyoruz. Kânet evrakuş şecereti. Evrakı kafın üzerindeki zammeyi yani ötreyi kânet gerçekleştirmiş sayılıyor güya işte. Anlayın artık. Safra ede onun nesi oluyor? Haberi oluyor. Kâne ismini ref haberini nasb edermiş. Bu şekilde işte üstündeki fetha da onun nasb alameti olmuş oluyor. Ne oluyor anlamı? Ağacın yaprakları sarı idi. Kânette yani veya kânede oldu anlamı da var ama buradaki anlam idi. Şimdi esbehat evrakuş şecereti hadra'e. Ağacın yaprakları yeşil oldu. Sarat'te de öyle bir anlam var. Ağacın yaprakları yeşil oldu. Yani yeşilleşti. Sonradan olma durumunu gösteriyor. Esbehat ve sarat fiilleri ise sonradan